Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir ring ışığını inceleyeceğiz. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. Ring ışığı niye lazım? Şuradaki küçük ışın gerçekten portatif ama yetmiyor bana. Hani aydınlık konusunda yetmiyor. Ki bir de Marine'de olduğum için elektrikler zırt pırt gidiyor. Geceleri özellikle hiçbir şey yok. Elektrik kesintisi oluyor. Yani bu yüzden böyle bir ürün de aldım. Hem kendi çekimlerimde kullanılır hem de evi aydınlatmak için de kullanabilirim. Herhangi bir powerbank ile kullanabileceğimi belirtmek isterim çünkü USB çıkışı mevcut. Şimdi gelelim kutu üzerindeki özelliklere. 2 dakikada hemen okuyalım. 10 inç ring fill light, yani fill dediği şey şu arkadaşlar, dolgu ışığı. Yani öyle bir ahım şahım bir şey değil, dolgu ışığı. Şurada ne diyor? Dolgu ışığıyla güzel bir yüz çekebilirsiniz. Yüzünüz ve gözünüz güzel gözükür. Night Core Extreme yazıyor bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal sallamışlardır bunu. Yani öyle bir özellik yoktur diye. Multiple Core Temperature, yani 3 tane renk geçişi olsa gerek bunun için. Az sonra bakacağız. Yani sıcak renkler ve soğuk renkler arasında geçiş yapabilirsiniz. Ürünün model numarası arkadaşlar ZMX260, 26 inçlik bir ring flash. Ring light, yani flash değil de. Kutu böyle geldi arkadaşlar. Biraz yırtık pırtık geldi ama olsun. Tutma aparatı var arkadaşlar. Şunu tam biraz gevşetip şöyle belli başlı yönlere çevirebilirsiniz. Bir de 90 derecelik açısı mevcut. Şöyle bir aparatı var. Şu aparat buraya giriyor arkadaşlar. Bu da telefon tutacağı için. Ve şunu nereye takacağız diyorsanız, ürünün içinde şöyle bir çentiği var. Bunu da buraya takacaksınız arkadaşlar. Bu telefon tutmak için. Yani telefon bağlayacaksanız eğer, hani şöyle karşıya baksın, telefon da şurada olsun derseniz, beni çeksin derseniz bu iş için kullanabilirsiniz. Yani özellikle makyaj kanalları falan vardır. Onlar bu tür şekilde kullanabilir arkadaşlar. Ürünün çapı böyle zaten, 26 santimlik 10 inçlik bir ürün. Şu aparatlarını şu köşeye koyalım. Ürün böyle arkadaşlar. USB kısmına geldik, elektrik kısmına geldik arkadaşlar. Yani 1,5 metre yakın, 1 metre 1,5 metre yakın bir kablosu var. Bir tane kumandası var. Işığı artırma, kısma, değiştirme ve on off tuşları var. Dilerseniz hemen bir USB çıkışına takalım. Bir USB çıkışına takıyorum arkadaşlar. Taktım. Şu anda taktığım zaman elektrik geldiği zaman burada mavi led yandı, görmüş olduğunuz üzere. Bir kere bastım. Böyle. Bir kere daha bastım. Kapandı. Işığı kısma şeyine bastığım zaman ışığı kısıyor. Şu an en kısa bu arkadaşlar. En parlak kısmı da şöyle basmanız lazım. Bastığınız zaman işlemiyor galiba. En parlak kısmı da bu. Dediğim üzere bastığınız zaman algılamıyor. Sadece bas bırak yaptığınız zaman algılayacaktır. Tabii gündüz olduğu için çok bir etkisi olmayacak ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Fulleyeyim. Böyle bir dolgu ışığı. Şimdi kıstım yine. Değiştirme tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz mavimsi bir renk aldı. Soğuk bir renk aldı diyeyim. Bu da sarı arkadaşlar. Yani normal akkor ampul ışığı gibi veriyor. Yani 3 tane rengi var arkadaşlar. Sarı, beyaz, mavi. Başka bir deyişle arkadaşlar. Sıcak, ortası, soğuk. 3 tane renginde parlaklığının şiddetini artırabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ürünün yanında şey geliyor arkadaşlar. Böyle bir aparat da geliyor. Bu aparatın ne olduğunu sizlere göstereceğim. Öncelikle bunu bağlayalım. Bunun bağlaması arkadaşlar şöyle kolay. Bunu söktükten sonra şu top gibi kısma yerleştiriyorsunuz. Şöyle takın iyice. Şunu şuraya iyice yerleştirmeniz lazım. Yalnız biraz nazik olun. Kırmayın arkadaşlar. Plastik olduğu için hemen kırılabilir. Tuttu mu tuttu. Şurada telefon tutacağı zaten. Şunu şuraya. Bunu bayağı bir bükmek gerekebilir. Ya da telefon tutacağını en son takabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay olacaktır sizler için. Ben şimdi kolay yolunu buldum. Hemen takayım. Geç kolay yolunu bulmamışım. Ne kadar aşağı video uzamasın. Şunu şuraya taktıktan sonra önce boruyu takın. En son tutacağını şuradan takarsınız arkadaşlar. Şöyle bir şekilde telefonunuzu kendinize tutabilirsiniz ya da şöyle çevirebilirsiniz. Şöyle bir biçimde kullanabilirsiniz ya da şunu yatay bir şekilde, şöyle olsa gerek, ya da şöyle yatay bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanım mantığı böyle. Anlatmış olayım en azından. Şimdi bunların yanında bir ürün daha geldi. O da ne diyeceksiniz? Şu kutu arkadaşlar. Hemen bir açayım ben. Bir tane tripod aya geldi arkadaşlar. Işığı buraya bağlıyorsunuz. Şuraya kullanaraktan ışığı buraya bağlıyorsunuz. Bunlar iki kademeli arkadaşlar. Bir kademesi bu. Diğer kademesi bu. Tabii şunları şuradan geçiştirerek
açabilirsiniz. Bu da iyi bir tripod en azından video çekimlerinde. İstediğiniz açı, istediğiniz yüksekliği ayarlayabilin diye. Tripod da geliyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Biraz sonra tripoda bağlarım arkadaşlar. Ben nasıl kullanılır hakkında bir resimde videonun içine atarım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aslında video kapatmıştım ama baştan çekeyim dedim burayı. Arkadaşlar şu çıkan parçayı şuraya monte ediyorsunuz. Daha sonra tripodu bağlayıp en son telefon parçasını bağlıyorsunuz. Şu telefon için değil, bu burayı sağa sola öne en kötü yaslayabilmek içinmiş. Onu da doğru bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Sonra vebal üzerimde kalmasın. Bunu videoya eklerim zaten. Kullanım amacı böyle arkadaşlar. Bu telefon tutacağı biraz zor dengede duruyor. Onu artık siz bir çözüm uydurursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.